Sulbey severler hoş geldiniz. Bugün resim yaparken size faydalı olacağını düşündüğüm bir projeden bahsetmek istiyorum. Görenleriniz vardır, geçen sene Instagram'da 100 günlük bir projeye katılmıştım. Bu proje yine başlıyor. Belki katılmak isteyenleriniz olur diye bilgi vermek istiyorum. Olay şu, kendinize 100 gün boyunca her gün yapacağınız bir şey seçiyorsunuz. Proje başladığında bugünlük hedeflerinizi gerçekleştirip sosyal medyada kendi oluşturduğunuz etiketle paylaşıyorsunuz her gün. Mesela ben 100 gün boyunca ayraç yapmıştım geçen sene. Her gün beni zorlamayacak küçük bir resim yapmak istedim ve buna en uygun temanın ayraç olduğuna karar verdim. Yaptığım ayraçları her gün bu iki etiket üzerinden paylaştım. Birinci etiket projenin temel etiketi. Herkes bu etiketi kullanıyor. İkinci etiketi kendiniz belirliyorsunuz. Oluşturduğunuz etiketin sizden başkası tarafından kullanılmıyor olmasına dikkat edin. Çünkü bu etiket altında sizi takip edenler sadece sizin çalışmalarınızı görsün. Yaptığınız işleri klasörlüyor gibi düşünün. Konu olarak istediğiniz her şeyi seçebilirsiniz. İlla resimle ilgili olması gerekmiyor. Yazı olabilir, spor faaliyetleri bile olabilir. Herhangi bir alışkanlık kazanmak üzere yaptığınız bir aktivite olabilir. Bu sene proje 2 Nisan'da başlıyor. Aranızda katılmak isteyenler varsa 2 Nisan gelmeden önce haber vereyim dedim. Ama bu projeye yılın herhangi bir gününde de başlayabilirsiniz. İlla 2 Nisan'da herkesle birlikte başlamak zorunda değilsiniz. Hep beraber başlamanın bir güzelliği, bir destek ortamı oluşuyor. Siz ne kadar pes edecek gibi olsanız da projeye katılan bir sürü insan var ve onların çalışmalarını gördükçe motive oluyorsunuz. Ayrıca bu dönemde bu 100 günlük proje etiketi aktif olarak kullanıldığından paylaşımlarınız çok daha fazla insan tarafından görülebiliyor. Paylaşımlar Instagram'da yapılıyor. Instagram hesabınız yoksa farklı bir sosyal mecradan da paylaşabilirsiniz. Bu projenin bir parçası da paylaşmak, işinizi dünyaya göstermek, bir nevi söz vermek. Çünkü paylaşırken bir zaman sonra dikkat çekmeye başlıyorsunuz ve insanlar acaba bugün ne yapacak diye bekliyor. Ben geçen sene gerçekten çok güzel bir destek aldım. Hesabım hiç olmadığı kadar canlandı. Projeyi resmen hep beraber yürüttük. Böyle olmasını gerçekten beklemiyordum. Yeniden herkese çok teşekkür ediyorum bu konuda bana destek olan. Yaptığım işe bakarsanız aslında çok basit ayraçlardı çoğu. Bazılarını yorucu bir günün ardından ya da yoğun bir günün ortasında 3 dakikada falan yapıyordum. Hiç ışık arka plan ayarlaması yapmadan hemen çekip paylaşıyordum. Çünkü bu projede aslında temel amaç kalite değil, her şeye rağmen devam edebilmek, pes etmemek. Ayrıca kısıtlı bir zamanda çalışmak bazen gerçekten çok etkili oluyor. Fazla düşünmenin yükünden kurtuluyorsunuz. Aklınıza gelen ilk fikre tutunuyorsunuz, bununla devam ediyorsunuz. Ve bu işi her gün yaptığınız için bir nevi zihin egzersizi oluyor bu. Proje için vaktim var, ben daha detaylı çalışacağım derseniz de güzel olur. Çünkü bu projeyi tamamlayıp sonrasında güzel işler yapmış insanlar da var. Mesela Underpants and Overbites hesabının çizeri Jackie bu projeden sonra çalışmalarını kitap haline getirdi ve kitap şu an satışta. Yok ben her gün uğraşamam derseniz 5-10 dakikalık hedefler koymanızda fayda var. Bu arada projenizin daha önce gerçekleştirilmemiş olması gerekmiyor. Yani birisi her gün çiçek çizdi diye sizin çizememeniz gibi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi sadece o seçtiğiniz etiket size özgü olacak. Onun dışında herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bunların dışında diyelim ki projeyi bir gün, iki gün kaçırdınız. Yine dönüp devam edin. Yarım bırakmayın. Kimisine göre bir gün kaçırmak tamam ama arka arkaya iki gün kaçırmak bir alışkanlık kazanma yolunda iyi değil. O yüzden projenize sıkı sıkı tutunun. O sonda gelen başardım hissi gerçekten çok güzel bir his. Yani yaptığınız iş gerçekten değiyor. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Siz de sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. İnşallah bu videoyu izleyen herkes kendi 100 günlük projesini oluşturur ve 100 gün boyunca buna devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.